Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün nohut yemeği pişireceğim. Burada nohudumu ıslattım. Akşamdan biraz da haşlayıverdim. Güzelce ne? Burada yağla soğanımı tencereye şöylece ocağımın altını açıyorum Ali. Yanına güzel soğanını koymuş arkadaşlar. Yağsını da koymuşlar. Buraya da güzel pirinç pilav yapacağımız. O da soğanlı arkadaşlar. Aynen, biz soğanlı seviyoruz. Bu kovada cacık yaptım Ali. İyi, tamam. Güzelce ne? Şurada nerede karabiber? Karabiberimi de çıkartıyorum. Güzelce ne? Bugün nohut yemeği, cacık, Ali, pirinç pilavı. Bana ne diyorsun? Arkadaşlarla konuşmuyor musun? He? Arkadaşlarla konuşuyorum da. Buraya da bu kovada arkadaşlara söyleyeyim. Sarımsaklı, sirkeli, yağlı böyle bir kovada cacık yaptım, cacık yaptım arkadaşlar. Kalabalık olunca arkadaşlar çocuklar pilavı seviyor. Başka yemek... Şu tezgahın üzerine bak arkadaşlar. Tezgahımızın bulaşığımız bitmiyor Ali. Bulaşık kalabalık, ocak bulaşık bitmiyor. Bir taraftan yok, bir taraftan da Özlem'le kucağında sorarsanız Özlem'le arkadaşlar temizliğe başladı. Arkadaşlar şimdi soğanını yaktı, salçasını koyuyor. Hani yanmamışlar ya? Şey yanıyor, la düdüklünün kenarları yanıyor. Bu ocağı o kadar da kısıyor Ali. Ocak şeyli yanıyor, harlı yanıyor altı. Harlıyı biliyor musun? Hızlı yanıyor. Hızlı yanıyor. Şurada pop pop ediyor, buraya bir bak. Kıstığımız halde pop 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 şey, ediyor. Şeyini düzgün yerleştirmemişsin değil mi? Ondan mı? Arkadaşlar şimdi iyice güzelce kavuklayacağım. Bu arada belki soranlarınız olur, içine niye kuşbaşı et koyamıyorsunuz diye sorarlarsa et yok. Bizim damat et yemiyor yani. Ha, ben o de et yok anladım. Yok, kıymayı bir tek kofteden yiyor da o yemek de böyle arkadaşlar. Bir etimizi ağzına geldik etim ya. Ağzına et hiç almıyor, hiç almıyor. Onun bardağı içinde değil yemez. Ben biliyorum. İyi, onun için et yemiyor. Ben de böyle sade yapıyorum. İçine şöyle bir tane klor koyacağım. Başka bir şey atmayacağım. Elif tat desin bari. Şimdi bunu iyice kavruklayayım bari şöyle bir. Ondan var söyleyeyim. Bir de arkadaşlar. Kloru doğru içine ya. O bazen bütün gelir. Aynen bari. Bir de neydi doğrayım. Klor koydum. Belki kızan arkadaşlarımız vardır şimdi. Nohutu koydum. Arkadaşlar nohut ıslık oldu ya. Aslında tahtanı yakatacaktık Ali. Tahtana da sevim yok diyen kattırmadılar. Kullar. Kattırmadılar. He, sevim yok. Halbuki sen ne güzel. Ebe dedi de gittik. Ne atsın ezettin. Tarana sular. Ah ya ne güzel. Şimdi tuzuyla karabiber. Belki çocuğa yerim. Belki kulbiber. Herkes tabağına attım o zaman. Karabiber arkadaşlar. Ben çok kullanıyorum bu ara. Dur şunu şöyle açayım. Hadi. Yemeklere yakıştığını biliyorum yani. Yakışıyor. Şimdi karabiberi pilava da koyacağım. Kaşığım da yok. Tuzunu az koy. Bu sıra. Tuzunu az koy. Tuzunu az koydum. Bir şey olmaz. Şimdi güzelce arkadaşlar bunu şöyle. Şimdi? Şimdi güzelce arkadaşlar kavurdum. Kavrukladı daha doğrusu. Şimdi kesimde kaynattığım suyu verip şöyle bir nohut güzelse arkadaşlar hemen yarım saatte pişebilir. Nohut güzel değilse bir saatte de pişebilir Ali. İyi bakalım. Biraz şimdi, daha su koyacaksın mı? Koyacağım ben. Suyu bol olsun. Suyu bol olmadan da değil ya. Şu yeterli ya. Bence biraz daha su koy ki. Çünkü çektiği zaman sonra yemekleri bazı nohutlara ya elma gibi oturuyor Ali. Tamam. Of, nohuttan nohuta fark var. Arkadaşlar şimdi nohutu koydum ocağa, pişiyor. Şimdi pirinç pilavını yapıyorum. Gördüğünüz gibi soğanlarımı doğradım. Tencereme böyle büyük kalabalık. Arkadaşlar sana da tarhana çorbası yapacağım oğlum. Ne yapıyorsun Ali? Anne. Efendim annem. Nohut pişti mi? Nohut pişiyor yavrum. Bitsin. Sana da tarhana çorbası seviyorsun oğlum. Arkadaşlar tarhana çorbamı da sarımsak, nane, pul biber, bilyon, salçasını böyle sarımsağını her şeyini
böyle çiğdem koydum arkadaşlar. Yağına varış tane, kuruna varış tane. Hiçbir şeysini kavruklamadım. Daha güzel, daha lezzetli oluyor. Bu da tarhana çorbam. Tarhana çorbası. Şimdi soğanlarımı güzelce koydum. Yeğenimle çekim yapıyorum bugün. Arkadaşlar tekim. Tek dediğim neden? Yukarıda üst kattalar. Özlem herhalde. Hiç çıkmadım. Camları siliyor herhalde arkadaşlar. Temizlik yapıyor. Temizlik dedi anne yapacağım dedi. İyi kızım dedim ben de temizliği yapıyor. Ben de cacığımı yapıverdim. Yanına da bir kuru soğan tarhananı nohudumuz da güzelce pişiyor. Bu arada arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ben iyi olmaya çalışıyorum görüyorsunuz. 5 dakika oturup dinlenmemiz yok. Buraya gelen arkadaşlar bahçeydi, düzenlemeydi, uyudu buyudu. Ancak inşallah bu yıl düzenlememizi yapacağız. Geçen de arkadaşlar biraz fasulye dikiverdim. Bilmiyorum olur mu olmaz mı? Dışarıda çok sıcak bu arada. Şöyle hemen sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Karşıları şöylece. Şura çardağımız, şurada, şu koşuya şöyle, şu yanına hemen bahçe, çardağın yanına arkadaşlar çiçekleri görüyor musunuz? Çiçeklerin olduğu yere fasulye, fıskıya ilgiledik. Daha şunlar arkadaşlar tırtıllı. Bilmiyorum evde seviyor. Ben diyorum aslında şu çardakta yiyek diyorum. Bazen bayağı bir rüzgar esiyor. Burada yiyoruz. Bunu şimdi iyice... Soğanı arkadaşlar özelliği, soğan böyle yanmasa şeyin çıkmıyor. Böyle kurduğumuz iskirip dolmamızın arkadaşlar gerçekten bizim pilavda böyle yanarak olursa içinde iskirip dolması gibi tat, lezzet veriyor. Onun için diyorum ya böyle iyicene soğan yanmasa hiç pilavımız olmaz. Şimdi hemen yiyelimle. Tutuyorum, bir elimle çekiyorum. Şimdi borcana karabiberini şöyle serpeleyiveriyorum. Bu arada tek elimle arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi bunu şöylece bayağı bugün şimdi sonra bir onu elimle iyice arkadaşlar bunu şöyle evireceğim. Şöyle güzelce çevire çevire inşallah karmadan mis gibi soğanın kokusu, karabiber, tereyağı bu arada yok. Ama onu size söyleyeyim. Buraya gelen arkadaşlar tereyağı bilmiyorum. İnek çanak var ama kim satıyor, kim satmıyor. O kadarını da bilmiyorum. Tereyağı orada biliyorsunuz. Tereyağı almıyordum. Buraya geleli. Aha dışına döktüm. Allah'a billaha. Yelimle çekersen Hatice kusura bakmayın arkadaşlar bu sıra çok yorgunum diyeyim ya şimdi bunu her zamanki gibi iyice kavrulacağım ama içine bugün paket yağ arkadaşlar şimdi sana yağ şöyle sana yağ atıyorum paket yağ olmadığı için sana yağ ilaçtım rüzgar esiyor ocağın altına da bir sağ bir sol savuruyor arkadaşlar. Şimdi bunu şöylece bir elimle de şuradakileri şöyle heşlemeyeyim. Şöyle sıyırayım. Tek elimle. Tarhana çorba cacığı da yaptım arkadaşlar. Bu ovada sirkeli iskili bir usulü cacığımız arkadaşlar bizim. Vallahi zaten dokulacağı dokundu. Bir taraftan arkadaşlar bulaşığı yudum, bir taraftan kaldırdım, yeniden tekrar bulaşığın arkası bitmiyor. Her yerde bir yumurta pişirdim. O da arkadaşlar internet neyse işte onlarla bunlarla uğraşıyor. Böyle ona gidiverdi şimdi. Şimdi bunu böyle işte güzelce her zamanki gibi Hatice'nin pilavı. Bugün kalabalık olduğumuz için büyük şey yapıyor. Akşam da yerine çorba pilavı seviyor arkadaşlar. Şimdi tuzunu ilave edeyim. Bir de bilyon atacağım. Arkadaşlar onu zırt düz baya. O üstlip dolmasını tarifini belki veremem. Şimdi etiyle suyuyla
güzelce ne çorbalarda çorbalara konarak tatlı çorbada oluyor. Bizim bu şimdi yalancı dolma arkadaşlar. Etsiz metsiz bu garip dolması. Yani şimdi ben şöyle de ocağa saçtım, gördünüz mü? Bazen dolaşıklığım tutuyor böyle. Bir o yanına bir bu yanına idare edeyim ben işte. Ne örüyüm? Arkadaşlar pilavımın suyunu koydum güzelce bir tencere. Kalabalık arkadaşlar, çoluk çocuk bol bol ama yesin. Ben göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum kaç kilo kaç kilo değer. Şimdi ağzını güzelce kapatacağım. Pişince soframızda tarhanamı şimdi karıştıracağım birazdan da. Görüşürüz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Gelin beraber yiyelim. Annem tahrana çorbası oldu. Şimdi yanına soğan dilimledik. Burada pilav yaptım. Pirinç pilavımız var bir tencere. Anca yeter. Aile kalabalık. Nohutumuz var. Nohutumuzun ağzını şu an açamıyorum. Şimdi şunu da karıştırayım. Kapatayım. Bir bak bakalım. Şimdi daha aldım yeni kapattım ama. Bence karıştırabilirsin. Bu arada da burayı hazırlayayım. Özlem temizlikle dedim kızım. Söyledim. Hı hı. Ablamla biz beraber yukarıda temizlik yapıyoruz. Ben aşağı 2 dakika geldim. Çorbayı karıştırdım annem. Yemekleri hallediyorum. Yemekler benden. Oh pirinç pilavı mis gibi olmuş. Benden. Bence olmuş anne. Güzel olmuş ana yapardı olmaz mı? Vallahi olmaz güzel olmuş. Böyle güzel olmuş. Üzerine de et olacaktı şimdi gelme keyfine. Neyse de yemeği vermiyorum. Aynen öyle. Arkadaşlar dilerseniz biraz da soframızda görüşelim. Çocuğumu da yaptım. Güzel. Çocuk yapmış annem yanına. Çocuğu da göstereyim. Gösterdim. Gösterdin mi? Pilavımız lapa lapa olmuş. Çok güzel olmuş. Tarhana çorbasını gösterelim mi kızım? Gösterdim anneciğim ben. Yok kuyruğunu kıvandım annem. Arkadaşlar tarhanamız bizim bu un tarhanası. Kardığım un tarhanası var ya. Hı hı. Bizim böyle çok güzel, lezzetli olur. Çok lezzetli olur ve sarımsak kesinlikle tavsiye ediyorum şiddetle. Şimdi soframıza dilerseniz artık görüşelim. Nohut pişti bir nohuda bakayım. Tahrana çorbamız, cacığımız, nohutumuz. Tobis şu an çorbasına ekmek doğruyor. Ali yemeğini bitirdi. Pilavımız bu şekilde. Bize afiyet olsun. Ben bilemedim. Cacık koyacağım. Cacık yer mi yavrum, verir mi? Yemiyor mu? Arkadaşlar eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.